İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'e kurban etmeye nezretmesinin hikayesi, Allah'a tamamen teslim oluşun en nadide örneklerindendir. Hz. İbrahim aleyhisselamın yıllar geçse de bir evladı olmamaktadır. O da ellerini kaldırarak Allah'a ona hayırlı ve salihlerden olacak bir evlat vermesi için dua eder. Duasının üzerinden yılların geçmesinin ardından Hz. İbrahim Mısır'a kadar hicret etmiştir. Mısır'da kaldığı müddet boyunca ona katılan Hacer isimli kişi, bir süre sonra Hz. İbrahim aleyhisselamın eşi olur. Bundan bir süre sonra da Allahu Teala onlara bir çocuk nasip eder. Adı İsmail olan bu çocuğun doğumundan bir süre sonra, Hz. İbrahim'in eşi Sare'nin söylemesiyle, Hz. İbrahim Hacer'i ve Hz. İsmail'i yanına alıp yola çıkar. Mekke yakınlarında, bugün Kabe'nin bulunduğu yerde bir ağacın altında duran Hz. İbrahim aleyhisselam, ana ve oğlu burada bırakır. Hz. Hacer, Allah'a olan inancıyla uzun bir süre orada yaşamaya ve Hz. İsmail'i büyütmeye devam eder. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail büyüyüp de delikanlı olunca Hz. İbrahim bir gece rüyasında oğlunu Allah'a kurban ettiğini görür. Tekrar tekrar aynı rüyayı görmeye başlayan Hz. İbrahim'in hikayesi de böylece başlamış olur. Hz. İbrahim oğlunun da rızasını alarak... Hz. İbrahim, böylece Hz. İsmail'i kesmekten kurtulmuş olur. Yorumlara yazınız. Kanalımızı...